Nurcan. Aa. Nerede bu kadın ya? Nurcan. Senin ne işin var orada? Beni buraya sokacak kadar önemli bir şey var Mumu. Seninle konuşmam lazım. Gel. Bilmiyorum. Belki birazdan saçmalayacağım ama bunu yapmam lazım Mumu. Otur. Ne oldu canımın içi? Söylesene. Bir daha de bakayım. Neyi? Bana her zaman söylediğin şeyi. Seni seviyorum. Bu da güzeldi ama değil. Az önce dediğini söyler misin? Ha, canımın içi. Ne oldu canımın içi? Yok, bu da değil. Çok doğalsın. Olmaz. Yok, tamam, ben saçmalıyorum. Tamam, ben saçmalıyorum. Ya ne oldu söylesene, Allah Allah. Tamam, tamam. Devam edelim. Kimdi o kadınlar? Hangi kadınlar? Bak hiç inkar etmeye kalkma. Biz bugün sizi Sevda'yı da takip ettik. İki tane kadınla buluştunuz otelde. O kadınlar kimdi? Nasıl yani? Bunca yıllık benden, sen, bir tanecik canımın içi. Şüphe mi ediyorsun? Ya ne yapayım? Gördüm işte ya. Teessüf ederim Nurcan. Bunu bana yapmasaydın iyiydi. Şu an bitirdin beni. Çömlek Sütçülük İzmir diyor. Evet öyle diyor. Yeni müşterilerimiz. Ben Meryem'den yakayı nasıl kurtarırım diye çabalıyorum. Senin bana şu yaptığına bak. Ha ama sen kendini Meryem'den kurtarıyorsun. Yerine iki kadın koyuyorsun. Üstelik Meryem'den daha güzeller falan da dersin. Ay aşkım tamam affedersin. Tamam affedersin. Şimdi paranın kokusunu aldın dediğin şey bu muymuş? Evet, İzmirli büyük bir firma. Meryem yok artık hayatımızda. Çömlek Sütçülük var. Ama sen maşallah bugün öyle bir şey yaptın ki çanak çömlek patladı yani. Kuru bir affedersin de kurtulamazsın. Aşkım bak, özür dilerim. Hayır. Ya bak bana. Gerçekten. Yürekten özür dilerim. Ben sana söyledim zaten saçmalıyorum diye. Senden bir an olsun bile şüphe etmedim ben hayatımda aşkım. Bunu biliyorsun. Ama şimdi Seyfettin abin olunca yanında acaba o mu senin kanına girdi diye düşünmedim değil yani. Nasıl yani abim? Hı. Dünyada bu işlere tevessür edecek en son insan. Bugün kadınların karşısına tuvalet kağıdından yaptığı pamukla çıktı. O kadar şuursuz yani. Benden şüphe et ondan etme. Ya deme öyle. O aşka gözünü Sevda'yla açtı, Sevda'yla kapar. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sevda'yı ikna etmek çok zor. O çok güvensiz. Ay bugün neler oldu. Arkanızdan kata kadar çıktık. Odalar vardı. Bütün odaların kapılarını çaldı. İçerilere girdi. Ay sorma neler oldu neler. Nurcan büyük rezillik ya. Sorma ya. Ama biz bir üst kattaydık toplantı odasında. Asansörle o kata çıkıyorsun. Oradan da merdivenlerle toplantı odasına geçiyorsun. Ah ah ah. Aşkım ne yapalım? İşte biz böyle şeylerle karşılaşınca birden aklımız gidiveriyor. Gel buraya. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ya ben senden şüphe eder miyim? Hı? Canım kocam benim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak bu konuştuklarımızı sakın abine ve Sevda'ya söyleme, tamam mı? Saçmalama, söylenecek şey mi bu? Sen de Sevda'ya durumu anlat da abimden şüphe etmesin. Tamam tamam, konuşurum ben onunla, sen merak etme. Tamam, ben iniyorum, bekliyorlar. Tamam. Çintara iniyorum. Tamam, gelirim ben de birazdan. Nasıl anlatacağım ben şimdi bunu Sevda'ya, nasıl konuşacağım? Of. Neyse, bulacağız bir hal.